Yeni Büyükşehir Yasası kapsamında İl Genel Meclislerinin feshi, özel idare müdürlüklerinin kapanmasıyla gelen yenilik, önümüzdeki süreçte yönetimsel anlamda bazı değişiklikleri de beraberinde getirecek. Bu değişiklikle özel idarenin sahibi olduğu gayrimenkuller, taşınmazlar da yerel yönetimlere devredilecek. Özel idareyle ait taşınmazların kullanım yetkisi de İl Genel Meclisleri olmayacağından Büyükşehir Belediye Meclisi'ne geçecek. İl özel idaresine ait olan taşınmazlar arasında Merkez Bankası binası da bulunuyor. Başta Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün olmak üzere AK Parti Milletvekili İlyas Şeker de Merkez Bankası binasının yıkılması gerektiğini düşünüyor. Öyle ki Şeker bu fikrini zaman zaman katıldığı toplantılarda da dile getiriyor. Valla Merkez Bankası'nın aslında bana göre temizlenmesi lazım. Şahsi kanaatim. Yani orası bir resmi kurum olmaz. Arkadaşlar, resmi kurum dediğiniz yerin bir ağırlığı olması lazım. Resmi kurum denilen alanlara girişle en az şöyle önünde 2-3 dönümlük boş bahçe alanları olması lazım. Orada sokaktan, caddeden bir ayağınız, caddede bir ayağınız kurumun içerisinde. Böyle resmi kurum olmaz. Merkez Bankası için öğretmen evinin bulunduğu alanda yeni hizmet binası yapılması gündemde. Eğer banka buraya taşınırsa Merkez Bankası binası da boş kalmış olacak. Bu noktadan sonra da Merkez Bankası binasının yıkılması yüksek sesle dile getirilebilir. Peki kent kamuoyu bu durumu nasıl karşılar? Onu da önümüzdeki süreçte bekleyip göreceğiz.